Efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma, Karadayı videoma hoş geldiniz. Şimdi bir usta düşünün, 30 yıldır hep aynı tezgahın başında. Fakat mekanı son 20 yıldır bura. Harika böyle Adana sokak lezzetlerinden kebap, yürek, ciğer, kuşbaşı, aklınıza ne geliyorsa bunların hepsinden yapıyor. Hep aynı tezgah. Detaylar nerede? Videoda. O zaman buyurun efendim. Karadayı selamünaleyküm. Selam, hoş geldin. Ne var ne yok, nasılsınız? Allah razı olsun, sizleri sormalısınız. Biz neredeyiz, teşekkür ederiz. Tamam. Şimdi biz neredeyiz, burası neresi? Bize burayı bir tarif edebilir misiniz? Bura eski sanayi. Evet. Eski sanayi. Süleyman Vahit Caddesi. Süleyman Vahit Caddesi, eski sanayi. Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin karşısından girince. Girince hemen solda. Solda. Evet. Seni de böyle bu çay ocağının hemen. Evet, ağacı altında. Ağacı altında. Evet. İsteyen harika. Geldiğinde burada böyle harika lezzetleri senden yiyebilecek. Evet. Nelerimiz var şimdi burada? Kıyma, kuşbaşı, ciğer, yürek, böbrek, dalak. Oo, hepsinden var evet, maşallah. Elbette kuşbaşı. Şimdi haftanın her günü burada mısın? Buradayım. Bir pazar günü kapalı. Pazar günleri kapalı. Kaçta kaç arası hizmet veriyorsun Ali abi? Şey, Karadayı? 6'dan 6'ya kadar. 6'a? Oo, sabah 6, akşam 6. Şimdi, Karşıyaka sanayide olduğumuz için evet. Senden böyle esnaf kardeşlerimiz sürekli yiyor. Doğru mu? Bol ekmekli yiyorlar. Bol ekmekli yiyorlar. Onlar hepsi bilermiş ekmek yiyor zaten. Değil mi? Şimdi esnaf kardeşlerim hepsi, çalışkan kardeşlerim, emekçi kardeşlerimiz hepsi. Peki şimdi abi şeyi soracağım sana. Böyle 3 ekmek, 4 ekmek isteyenden ekstra fark alıyor musun? Abi aynı fiyat. Vallahi helal olsun. Aynı fiyat. Tavuk kıyman da var. Evet, hepsi. İçinde böyle kapya falan sanki var gibi mi? Katkı yok. Terbiyesi o. Ha, kapya dedim zaten. Yok, katkı değil. Katkı olmaz. Yok, yok. Kapya biber mi var acaba dedim. Evet. Çünkü rengi falan. Evet, o salçadan. Salçadan böyle görünüyor. Kuyruk yağı giriyor musun? Tabii. Olmazsa olmazımız değil mi? Tabii, tabii. Özellikle halk kıyması. Yani bu adalar bir halk kıyması yapıyor ama hepsi çoğu yalan söylüyor. Halk kıyması kolay kolay biz de yapmaz. Değil mi? Tabii. Dostlar böyle güzel Karadayı ustamızın harika tezgahına geldik. Bir de yürek diyorsun. Şimdi şurada evet. Yürek var. Doğru mu? Et kıyma, tavuk kıyma. Şimdi kıyma ne kıyması? Bu et kıyma. Bu el kıyması. Yok yok şey yani erkek. Bu Adana tabii. Erkek dişi, koyun. Dişi olmaz. Efendim, dişi olmaz. Dişi yaptığın zaman o yarıya şekil. Değil mi? Yarı kalır. Tad alamaz. Koyun eti. Şey kaburga falan mı? Evet. Kaburgadan yapıyoruz. O zaman kuyruk yağı girmiyorsun. Giriyorum. Kaburgadan yaptığın halde giriyorsun. Evet. Çok iyi. Çünkü hani kaburga kendinden yağlı diye çok kendinden yağlı da yine biraz ya. Da siyahla karıştırıp içine el kıyması yapmasan yoksa dökülür kıyma yani tadını alamaz. Oh bu da yürek ha. Evet. Allah Allah. Kuşbaşı gibi görünüyor ya. Aynı kuşbaşı. Lezzeti de aynı zaten. Ama tabii biz sonuna denk geldiğimiz için aynen. Adana kıymayı yiyebileceğiz sen de. Böyle salata oldu şimdi abi. Kimyon koyuyorsun böyle. Evet, oo, pul biber koydun. İsot. Oh, İsot da koyuyorsun. Evet. Of. Eline koluna sağlık Karadayı. Şimdi şöyle etimize doğru bir gidelim. Etimize doğru bir gidelim. Kaç gram et koyuyorsun? 90 gram. 90 gram. Servis var mı sende? Var. Serviste de kaç gram var? O biraz... İstedikleri zaman biraz fazlalaştırıyor ki yani tabakta biraz fazla görürsün. Yalan tabii çünkü yalan fiyat yalan farkı yalan. Da çıkıyor. Evet, tabii. Bak Adana hazır. Tam bizim Adana işi dostlar. Ustamın tezgahını da size şöyle çekeyim bak. Allah Allah. Şöyle önden de bir çekeyim Karadayı. Şurada Karadayı yazısını da bir çekeyim. Of Karadayı tezgahı bak. Allah Allah yürek böbrek. Kaç yıldır bu işteyiz? Valla 30 seneye yakın oldu. 30 seneye yakın oldu. Maşallah. Allah Allah. Onun da avcarını sen yapıyorsun, terbiyesini. Peki, şimdi insanlar Karadayı niye tercih etmeli? Damak tadı olduğu için. Damak tadı önemli. Zaten gelen bir de bir gelen daha da bırakamıyor parayı. Peki şimdi sen akşam 6, sabah 6 dedin. Sabah 6, akşam 6 yani. Sürekli et var mı? Var sürekli. Heh, sürekli etin var, tamam. Belirli bir kasabın mı var Karadayı? Var. Yıllardır ondan alıyorsun. Yan baştan alıyorum. Süper. Şimdi şöyle şu tarafa doğru tekrar geleyim. Maşallah tezgahın var ya. Oh. Tam böyle bizim Adana'nın sokak lezzetleri. Olmazsa olmazımız olmaz, kebabımız olmaz. Değil mi? Peki yıllardır burada mısın? Yeni mi başladın? Buradayım hemen hemen. Bir tezgahım var. Kapadım. 20 sene aklımda buradayım. He. Yeni başka sene. Tezgah vardı. Evet. Süper. Eline kolu sardım. Restoran açmadın yani. Yok.
buradan daha başladım. Böyle ağaç altında, böyle açık hava. Domates istemiyorum. Orijinal Adana istiyorum. Yani soğan salatası bence dürümün içinde domates yakışmıyor ya. Sen daha iyi bilin ama. Ya, ya bu rakide gelmek de istiyor. Sulandırıyor ya karalayı. Sulandırır aslında bana göre. Tatılmazsa daha iyi. Terapiyi de yapıyorsun burada. Maşallah. Şimdi ciğer falan da sürekli var. Tabii. İyi. Oh oh, o da güzel. Aslında ciğer de, senin ciğerin de güzel olur ha. Bir de ciğer mi yesek ya? Vallahi bir ciğer dağıtalım ya. Cephanelik içeride. Evet. Şu dolapta dostlar. O yüzden hani etinin bozulma olasılığı falan yok. Orada dolabı var. Bir de ciğer yiyelim hanım. Karadayının ciğerini de yiyelim. Bak kebabı göz göz olmaya başladı. Yağlar akmaya başladı. Bak ciğeri de getiriyor. Ciğerimiz de geliyor. Of. Güzel. 5 tike. Kuyruk yağlı. Bu ne ciğeri? Bu süt danası. Süt danası. Evet. Oyundan acaptı olur. Süt danasıysa güzel olur. Evet. Ama diğerlerinden kullandığı zaman biraz sert düşer. Evet. Tadı olmaz. Ciğerimizi de attık. Şimdi süt danası. Peki Adana'da çok böyle tercih edilmez dana eti. Biraz da o pahalı o geldiği için, burası da işçi semti olduğu için daha güzel Adana şey yapıyorlar. Yani bir de dananınki daha büyük ciğer. Daha büyük. Daha çok çıkıyor içinde. Aynen. Hani tadı zaten hemen hemen aynı. Ama fiyat farkı olarak buradaki bir şey olduğu için 45 lira desen çok güzel. Biz de bunu 30 liraya veriyoruz. Yani 30 liraya veriyorsun. Evet. O da zaten 5, 4 şiş mi veriyorsun? 4 şiş evet. 4 şiş, 5 tike, 20'ye yakın şey var, et var içinde. Aynen. Mantıklı. Ekmek zaten 4 lira olmuş. He. Tamam, ekmeğe de para almıyorum diyorsun. 4 ekmek istiyor diyorsun. Çekmek yer oluyoruz. Çekmek yer oluyoruz. Ya doğrudur. Bura esnaf, esnafların yeri abi. Normal yani. Aa bak yakışıklı kardeşim böyle kamyonun üstünde bak. Bunun gibi emekçi kardeşim çok burada. Aynen. Çok. Çok burada bunun gibi emekçi kardeşim. Dostlar böyle mis gibi. Aa o soğan salatamızı da yaptı. Karabayı. Servis mi yapayım yoksa? Yok dürüm yiyeceğim. İkisi de az ekmekli. Çok az ekmekli yani olsun. Etin tadına bakayım şöyle. Şimdi kebabımız hazır. Ciğerimiz pişmek üzere. Sulu sulu bırakıyorsun ciğeri. Tabii değil mi? Yoksa kurur. Çok zaman kurur, tadı olmaz. Tadı olmaz. Aynen. Doğru diyorsun. Dostlar bir tanesini böyle ciğeri normal istedim. Kebabı da dürüm yapacak şimdi karadayım. Niye karadayı demişler sana? Lakabımızı öyle katmışlar, öyle tanınıyoruz. He. Adana seni karadayı olarak mı biliyor? Evet. Oh, bak salatamız hazır. Et hazır. Şöylerden salıyorum sizi. Büyük hanımın mesela o tarafa doğru geçebiliriz Ali dayı. Şey Karadayı. Niye Ali? İsim Ali değil değil mi? Asıl Ali Abdullah. Ali Abdullah mı? Bak evet, bilmişim. Dostlar Ali ismi ağzı aklımda kalmış, ağzımda kalmış. Normalde ismini de bilmiyorum ustamın ama iyi, doğru bilmişiz yani. Hadi çekelim kurumadan. Oh. Çok kuruttu o dilat ama. Oh, tamam, videodan dolayı olur. Olur, videodan dolayı. Heh, böyle daha güzel oldu. Böyle daha güzel oldu. Hakikaten eline sağlık. Böyle olsun. O zaman hazır. Eline koluna sağlık dayıcım. Aynen. Müsaaden varsa biz yemeğe geçiyoruz. Dostlar, şimdi normalde aslında burada başka bir işim vardı. Derken karadayımın, Ali dayımın tezgahını gördüm. O yüzden dedim ki hanıma gel, gelmişken hem videosunu çekelim. Ablacığım. Yok sadece bir tane yeter. Hem dedim lezzetine bakalım. Hem de ağaç altı. Hava güzel. Bak dut altındayız. Mis gibi. Arkada okey taşları. Şöyle bir tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Dayıcım kimyonun var mı? Şöyle. Süt danası dostlar. Öyle dedi ustamız. Dürüm bilerek istemedim. Şöyle etin tadına tamamen varalım diye. Baktığın olsa da biraz domates falan pişirdim. Yok yok hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Eline sağlık dayıcım. Normalde tabii Adana'mızın olmazsa olmazı. Yanında garnitürümüz bol bol oluyor ama hem vaktim yoktu hem de gelmişken hızlı hızlı çekim yapalım diye sizlere güzel bir içerik sunalım diye böyle oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Daha ister misin? Tadına bakacak mısın? Geldim. Dayanamadım geldim. Dayanamadın geldin değil mi? Hı-hı.
Bence harika olmuş. Normalde dana ciğeri biliyorsunuz böyle gırç gırç eder ama kesinlikle bence hiç alakası yok. Zaten süt danası dedi. Bir de zarını aldığını söyledi. Tabii videoda duymadınız ama sohbet ederken ifade etti. Vereyim mi bundan da? Alayım mı ki? Yok. Tamam. Oh, yarasın. Dayanamadım geldim. Afiyet olsun oğlum. Yarasın. Dostlar, şimdi fiyatlarına gelecek olursak 30 TL'ye Adana kebabını veya ciğeri yiyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Baba. Canım. Kebap gelirse ben de gelirim. Kebap varsa ben de mi varım diyorsun? Ah. Bakalım kebabın tadına. Bakalım kebabın tadı nasıl usta. İyi mi? Ayran mükemmel. Ayran güzel. Et nasıl? Et de başarılıdır bence. Çünkü 30 yıldır bu işi yapıyormuş. Baba. Hayırdır. Mersin'de yeni seyirimiz vardı ya. Hı hı. Orada bir tane kebapçıya gitmiştik. Evet. İşte o aynı kebapçı. Heye kebap mı? Hı hı. Bakalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. O hangisi alıyorsun? 90 gram et kullanıyorum dedi. Kebabı güzel. Anladın mı şimdi? Hı hı. Aynısı. Kıyması gayet başarılı. Bak tam Adanalı işi. Ah. Ben öyle. Hı. Baba kahve içirdi. 30 liraya böyle bunları yiyebiliyorsunuz. Gayet güzel bu kriz zamanında kahacım. Evet. Ne yapalım? Videomuzu bitirelim mi? Evet. Dostlar hepsinden var YouTube kanalımızda. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Yolumuz Karşıyaka'ya düştüğünde Süleyman Vahit Caddesi'nde dayımın böyle tezgahına göster hayatım. Dayımın şöyle nezih, çiçek gibi hijyenik 10 numara tezgahına gelip ne yapacaksınız? Bu harika lezzetlerin tadına bakacaksınız değil mi oğlum? Evet. Al bakalım şöyle. Baba. Hı. Bak. Al. Şu tam hemen onun yanında. Evet. Oh. Dostlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.